Hadi çay sevmiyorsun ama artık buna da hayır demezsin. Bak, tam sevdiğin gibi. Nasıl severim ben? Az şekerli, bol köpüklü. Nasıl? Sen hep böyle mi içerim ben? Hep böyle içerdim, az şekerli. Başka ne severim? Ben nasıl bir insandım, iyi bir insan mıyım? Sen çok iyi bir insandın Emin Bey. Ben nasıl diyeyim, Ödemiş'in babası gibiydim. Ödemiş'le mi yaşıyorduk biz? He. Hiçbir şey hatırlamıyor musun ciddi? Yok. Hadi eskiyi hatırlamıyorsun. Ama hani geçen gün buraya polisler geldi, seni sordu. Onu da mı hatırlamıyorsun? İsterse dünyanın bütün kötüleri bir araya gelsin. Çocuğunu seven bir babanın bileğini bükemez. Sayende bunu gördüm bugün. Hiç dertlenme. Başının öne eğilmesin. Yerinde kim olsa aynısını yapardı. Eyvallah abi. Sen de mi ayağını vurdun? Baston lazım vereyim mi? Baba. Emine amca. İyi misin baba? Baba. Emine amca. Baba. Epilepsi falan mı? Ne yapayım? Soğan getireyim mi? Ne soğanı Ceylin? Sus. Herkesi uyandıracaksınız. Baba. 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 Ben buradayım. Ben buradayım. Sakin babam. Sakin. Ben. Baba benim. Sakin ol babam. Ben buradayım. Babam. Babam ben buradayım. Bak Kadir ben. Bitti sakin. Bir şey yok ki. Bir şey yok. Sakin. Bir şey yok. Evdeyiz baba. Bir şey yok. Yok yok baba. Kurban olurum yok. Hiçbir şey yok. Doktor Ceylan. Doktor. Hiçbir şey hatırlamıyor musun ciddi? Yok. Emin Bey. Bak bunlar bizim fotoğraflarımız. Ta 50 sene öncesinden bile fotoğraf var burada. Bu Büşra'nın bebekliği. Ay çok çirkin bebekti. Ama sonra böyle dünya güzel oldu. Bak bu Kadir. Tanıdın mı? Bu da 9-10 yaşında falan. Deli ederdi seni. Hiç anlaşamazdınız. Her gün kavga, her gün kıyamet.
Ama çok severdi seni. Çok düşkündü. Bu büyü mü? Bu çok eskiymiş. Ben başkasını getireyim. Ben kötü bir şey mi dedim? Yok. Yok babam, olur mu öyle şey? Annem artık eskileri hatırlayınca çok üzülüyor, ondan öyle. O da o çok sulu göz bu ara. Her şeye ağlıyor. Sen bebekken de güzelmişsin. Annen aldırmasa. Ben küçükken çok ağlıyordum, biliyor musun, çirkenim diye. İlkokuldaydım o zaman. Hiç okula gitmek istemiyordum. Sınıfta bana lakap takıyorlar falan diye. Sonra bir gün sen çektin beni. Oturttun kucağına. Çirkin ördek yavrusu masalını anlattı. O günden sonra sürekli aynaya baktım ben de, ne zaman büyüyeceğim, ne zaman güzel olacağım diye. Bak haklıymışım işte. Çok güzel olmuşsun. Sana ne oldu şimdi? Seni çok özlemişim be babam. O adam benim büyük oğlum mu? Emin Bey. Bu Yaşar. Bizim ilk oğlumuz. İlk erkek evladı. Doğduğunda seni bir neşe sardı. Kaç gün bilmiyorum. Ödemiş de lokum dağıttıydım. Çok iyi bir insandı. Hani karıncaya su içirir derler ya. Öyle yani. Hani bütün evlatların seni çok sever. Allah var, senin için canını verir ama... Yaşar, sen daha nefes alıp verirken senin ne istediğini bilirdi. Ne yapacağını bilirdi. Öyle hemhal olmuştu yani seninle. Öldü mü? (Gülüyor)
da hastalığı biz. Mesela Servet, ben grip olduğunu bilmem. Ama Yaşar'ın hemen boğazı şişerdi. Doktorlar ilaçları, pekmezleri falan hiç nafile. İyileşmezdi. O haldeyken bile babam yalnız kalmasın diye işe gelirdi. Kader Emin Bey. Allah onu bizden daha çok sevmiş olacak. Sen gel benim yanıma Ted. Onlar senin kıymetini bilmiyor. Sen benim yanıma gel Ted. Babamı çok özledim. Ya sağ ol. Bu ne? Alyans. Evli insanlar takar. Ben de seninle evliyim ya, ondan takıyorum. Benden ya yok. Sen çalışırken ellerin falan şişerdi, ondan takmazdın. Ama ben seninkini saklıyorum. Bu yüzük var ya. Bunu aldığında senin paran yoktu. Öyle bulup buluşturdum. Sonra ilk gece düğünden sonra yani. Bunu parmağıma takarken şey dediydin. Bu benim sana emanetimdir. Bu evliliğin kilididir. Bunu sakın parmağından çıkarma. Hani gün olur parasız kalırım, gelir senden isterim. Sakın verme dediydin. Ve iki tekin. Muhabbetiniz bol olsun. Hoş geldiniz. Nergis Hanım aile doktorumuz. Rica ettim, geldi, kırmadı sağ olsun. Emin amcayı kontrol edecek. Merhaba Fazilet Hanım. Merhaba, hoş gelmişsiniz. Geçmiş olsun. Şöyle buyurun, şöyle buyurun, buyurun. Gel Emin Bey, gel. Buyurun doktorum, buyurun. Nergis Hanım geldi, evdeyiz. Emin Bey, sizi iyileştirmek için geldim. Benden çekinmenize gerek yok, tamam mı? Nergis Hanım bizim çok eski zamandan beri doktorumuz. Abinizin de doktoruydu. Abim mi var benim? Hatırlayamadığınız şeyler var ya sizin şimdi. İşte ben siz tekrar onları hatırlayın diye geldim. Kader var, Büşra var, Servet var, bir de Yaşar var.
Ama Yaşar gitti galiba. Hanım söylemedi ama ben anladım. Yaşar gitti. Ben onu da hatırlayacak mıyım? Ben elimden geleni yapacağım Emin Bey. Şimdi kolunuzu uzatın bana. Yok, korkmanıza gerek yok. Hiç korkmayın. Sadece kanınızı alacağım. Değerlerinize bakacağız. Tamam? Hocam merhaba. Kusura bakmayın. Biraz geç kaldım. Kadir ben. Emin Saruhan'ın oğluyum ben. Tanıyorum sizi. Nergis ben de. Geçmiş olsun. Sağ olun hocam. Zahmet oldu size de buralara kadar geldiniz. Lafı bile olmaz. Rica ederim. Ne kadar borcumuz hocam? O kısmı hiç düşünmeyin. Mehmet Ali Bey'in büyük hatırı vardır bende. Hem buraya zahmet etmedim. Büyük bir zevkle geldim. Sağ olun. Yalnız şu MR'lar ve tahliller. Tabii ben gerekli bütün indirimleri yapacağım. Ama gene de... Tamam hocam, biz hallederiz. Çok sağ olun. Şimdi münasebetsizlik olmasın da... Bu eskidir ama has altındır. Diyeceksiniz ki böyle ödeme olur mu? Bunu bilecek kadar uzun yaşadım çok şükür. Ama şimdilik elimizden gelen bu. Bu tahlillere yeter mi? Anne. Annem ben halledeceğim. Ya sen dur. Ben seninle konuşmuyorum. Eminim için feda olsun. Ben yüzünde değilim. Bitti. Bunu paradan say doktor hanım. Elimden geleni yapacağım. Babaanneme bak hala ya. Vallahi ben de olsam aynını yapardım. Ya hadi be hala. Biz de bir işin ucundan tutalım ne olur. İçim acıyor böyle evde oturunca benim. Tamam Kadir amcam izin vermiyor biliyorum ama... Biraz daha mı zorlasak? Bin kere konuştum, bin kere. Ezdirmek istemiyor bizi. Ya iyi de böyle daha mı iyi? Sen söyle ne olur ya. Kaç yaşında kadın çıkardı, alyansını verdi doktora. Dur bakalım. Bulacağız bir çaresini. Hocam. Annemin yanında soramadım. İki gecedir çok garip şeyler oluyor. Bir önceki gece mesela nefessiz kaldı, nefes alamadı. Korku dolanları tekrar yaşadı hocam. Başka bir şey oldu mu? Yok, yani sokaklarda kaldığı için oradaki yaşadıkları herhalde. Bir gece önce mesela epilepsi nöbeti geçirdi. Yani ben ona çok benzettim, öyle olduğunu tahmin ediyorum. Bu MR işini ertelemeyelim, hızlıca bakmak lazım. Devlet hastanesi diyeceğim ama orada da hızlı randevu bulmak zor. En iyisi benim çalıştığım hastane. Ben bu gece için bir şey ayarlayacağım. Geciktirmeyelim. Nasıl getireceğim bilmiyorum ki. Ya eskiden de hiç sevmez hastaneye gitmeyi ama... ...şimdi durum daha da zor. Kusura bakmayın sizin de başınızı şişirdim. Ben bir şekilde çözeceğim. Sağ olun, var olun tekrar. Annemizi çok iyi anlıyor. Ama bunu ona geri verin lütfen, olur mu? Bu yüzüğü çıkardığını hiç görmemiştim biliyor musunuz? Ama alamam, benim canım okur. Siz bizim nasıl deliler olduğumuzu bilmiyorsunuz hocam. Biz borcu için yaşayan insanlarız. Şöyle yapalım. Yüzüğü bir emanet gibi düşünelim.
Ben borcumu getirdiğimde yüzüğü alayım. Olur mu? Tamam. Sağ olun tekrar. Ayaklarınıza sağlık. Ali, benim bu motoru akşama kadar satmam lazım. Yapabilir miyiz? Oğlum bir şey etmez ki o ama. Ya ne getirirse artık. Acil ama çok acil. İyi tamam ne diyeyim. Bakarım ben ararım birilerini. Eyvallah. Atla. Atla ne lan? Yeşilçam filmi mi çekiyoruz burada? Hacı seni bekliyor. Senarist size başka bir şey yazmıyor değil mi? Geldik baba. Nereye geldik? Seni muayene eden doktor vardı ya. Onun bir arkadaşı varmış. Aynı onun gibi tatlı biri. Bir de o bakacak şimdi sana. Niye ki? İşte niye hatırlamıyorsun onu görmek için baba? Hay Allah. Ben hastane sevmem. Biliyorum babam biliyorum da. Buna mecburuz. Hadi gel. Gel bak gel. Hay Allah. Hay Allah, hay Allah. Baba, bak ne yapalım biliyor musun baba? Sen kapat gözlerini, kapat. Tamam. Neyden korkuyorsan hiçbirini görme. Ben yanındayım. Gel, gel baba. Hiçbirini görme. Merak etme babam, gel. Bak ben en çok neyden korkardım biliyor musun? Ne? Senin gibi olmaktan. Niye? Sen o kadar doğruydun, o kadar adaletliydin ki... ...ben sana layık bir evlat olamayacağım diye çok korkardım baba. Günün birinde eğer senin gibi anılırsam, sonrasında çok büyük bir hata yaparsam seni çok üzerim diye çok korkuyorum. Hı, sonra? Sonra kötü bir adam oldum, değiştim. Hı. Günahkar oldum baba. Eski Kadir daha iyiydi. Daha çok benziyordu sana. Ben seni çok mu üzdüm? Yok babam, olur mu? Sen hepimizi çok severdin. Biz de seni çok seviyoruz. Onun için de iyi olmanı istiyoruz, iyileşmeni istiyoruz. Hı. Gel babam, gel. Hı. Ya sağdan baba, gel. Peki sen kötü mü oldun? Kötü şeyler yapıyorum diyelim baba. Benim yüzümden mi? Yok babam, olur mu öyle şey? Ama senin bir lafın vardı. Bu dünyanın bir türlü hali var. İnsan mecbur kalırsa akrepten daha zehirli olur derdi. Vallahi öyleymiş. Peki ben? Sen ne? Ben kötü şeyler yaptım mı? Yapmadım baba. Ha. Ben sık sık bir rüya görüyorum. Bir köprüdeyim. Orada ne yapıyorum, ne işim var? Hiçbir fikrim yok. Su akıyor altından ama canavar gibi, sel gibi. Böyle uzakta da bir kadın var. Ama yüzü silik. Kim bilmiyorum. Sonra? Sonra? O kadın kendini köprüden aşağı atıyor. Kadir, sence ben delirdim mi? Yok babam, yok. Bu kötü bir rüya, sana musallat olmuş. Hı? Bak şimdi buradaki doktorlar sayesinde geçecek. Bunların hepsi geçecek. Hı? Sen bana güven, hadi gel. Gel. Tamam. Gel babam, gel. Hı? Gel babam. Yavaş. Bak bunların hepsi senin için baba. Gel. Hep iyi olman için. Gel şu yüzüklerini de çıkaralım. Ne, bunlar kaybolmaz. Yok burada. He. Her şeyi hatırla diye babam. Her şeyi hatırlayacak mıyım? Hatırlayacaksın her şeyi. Gel bak. Hı. Gel baba. Şimdi buraya yatacaksın. He. Babam biraz gürültülü. Nesi gürültü? Yok biraz bir şey yok. Bak ben hemen şuradayım.
Hemen buradayım. Tamam. Ha, tam sen, şurada sen olacağım. Gitme, gitme, gitme. Yanında duramam baba. Ha. Orada durmam lazım. Tamam. 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 Baba. Ha. Bak hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Tamam. Kadir, burada mısın? Şuraya basıp konuşabilirsiniz. Baba buradayım, buradayım. Hareket etmemen gerekiyor, konuştuk ya. Kadir çok gürültü yapıyor bu. Korkuyorum ben. Orada mısın? Kadir. Babam buradayım. Buradayım merak etme. Bak ne konuştum? Senin iyiliğin için baba. Azıcık sabret babam ne olur. Bitecek az kaldı. Bak şimdi ben bir anınızı anlatacağım. Sen de dinle tamam mı? Tamam tamam. Ben 6 yaşlarında falanım baba. Özemiş'teki evimizde senin bir tane malzeme depon var. Ama senden habersiz benim oraya girişim yasak. Çünkü içeride çiviler var, testere var. Kesin bir şey yaparım çünkü kesin başıma bir iş alırım. Ama serde yaramazlık da var. Yani bir de sen yasak demişsin. O yasağı deleceğim kesin. Bir gün sen eve çıktın. Ben gizlice daldım seninle bana, tamam mı? Vaktim de az ya. Böyle kurt gibi sağa sola kesiyorum hep. Sağa bakıyorum, sola bakıyorum. Allah Allah, görmediğim hiçbir şey yok. Sonra bir baktım. Raflarım evimin en üstünde. Benim kumandalı arabam. Ben o arabayı çöpe attın zannediyorum. Çünkü hani yaramazlık yapmışım. Sen de o arabayı ceza olsun diye almışsın benden, çöpe attın demişsin. Sen gelmeden o arabayı alacağım diye ben tezgahın üstüne çık. Boyum yetişmiyor. Altıma bir de boya kutusu al. Onunla üstüne çık. Tam uzandım arabayı alacağım derken güm diye düştüm yere. Herkes sese koştu geldi tabii. Sen beni o halde gördün tabii yerde. Ben acımı unutmuşum. Zaten kafam yanılmış haberim bile yok. Sadece babam beni öldürecek diyorum. Babam çok kızacak bana. Sen beni kucağına aldın. Sakin ol oğlum dedim. Korkma. Hiçbir şey olmadı. Şimdi hastaneye gideceğiz. Doktor amcalar iyileştirecek seni dedi. Ben yolculuk hiç bitmesin istedim. Biliyor musun? Kucağını hiç dinlemedim beni çünkü. Bak şimdi roller değişti. Baba. Kerata. Bana ilk yarada derdi. Hazırladı. Gel babam, gel. Oh. Oh. Sabret şimdi eve girince ısınırsın.
Ben sana bisiklet almış mıydım? O nereden çıktı şimdi? Öyle bir şey hatırlıyorum hayal meyal. Aldın. Her sene yenisini alırdın. Eski bisikletleri de ihtiyacı olan çocuklara verirdin. Aferin bana. Sen iyi biner miydin? Oo, hem de nasıl. Aferin Kerata, aferin.